الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranlar başlarında Bizleri izleyen, siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, sırattan bahsediyorduk. Sırattan herkesin geçeceğinden, oraya herkesin uğrayacağından bahsediyorduk. Tabi geçen sohbetimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin seneyi devriyesi münasebetiyle o şanlı ecdadı hayırla yad etmiş olduk. Ve böylece inşallah yine konumuza devam ediyoruz. Allah-u Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'ne buyurmuştu. Estağfirullah ve in minkum illa veridühe kâne rabbike khatmen matliyâ. buyurmuştu. Yani sizden hiç kimse yok ki mutlaka herkes oraya uğrayacak. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretlerinin efendim kesin bir hükmüdür bu. Mutlaka herkes oraya uğrayacak. Peki hala sormuştu. Hafsa validemiz sormuştu demiştik ya Resulullah. Yani Bedir ve Hudeybiye'de bulunan hiçbir kimse ateşe girmeyecek buyurmuş idiniz. Yani tacib ediyor. Madem sizden oraya efendim girmeyecek kimse yoktur. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere. E siz de daha önce böyle buyurmuştunuz. Yani sanki ilk anda bakılınca hani bir çakışıyor gibi ifadeler, çakışıyor gibi bir şey anlaşılabiliyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ayetin devamında ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ takv وَنَذَرُوا الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَا Sonra takva sahiplerini kurtaracağız zalimler ise orada dizüstü düşmüş bir halde bırakacağız diyor. Yani demek ki evet oraya ne yapacak? Herkes uğrayacak. Ne demek? Sırat köprüsü cehennemin üzerine kurulacak. O iki yaka üzerine cehennem e, sırat köprüsü kurulacak evet. ve oradan herkes ne yapacak? Geçecek. Cennete de gidecek olan oradan efendim geçecek, e, cehenneme gidecek olan zaten o sırat köprüsünde o efendim tevkif yerlerinde e, sualler sorulacak diye işte orada zaten suallere cevap veremeyince Allah muhafaza tökezlenecek, yuvarlanacak. O kenarda görevli olan o zebanilerin, o meleklerin he o efendim 60 olduğu çengellerle yakalanacak ve cehenneme atılacak Allah muhafaza. Evet, e, demek ki Orada bir takım tevkif yerleri var. Yani bundan da bahsetmiştik. Ne buyuruldu? Lecuze ahduni sırata, hatta yüz fi ve kanatir. Yedi yerde sorguya çekilmedikçe hiçbir kimse sıratı geçemez. Yedi yerde ne var demek? Sorgu var, sual var. O yedi yerde neler sorulacak? İşte buyuruldu ki, fen melkantaratülüle. <laughs> o birinci durakta feyüs elü sorulacak anil imani billah. İmandan sorulacak. Demek birinci durak he? iman. Dolayısıyla iman olmadı mı ilk duraktan da geçemiyor. Allah muhafaza orada zaten tökezleme ve orada cehenneme yuvarlama durumu, yuvarlanma durumu söz konusu oluyor. Fe in ca'e bihe Ha ne buyuruldu? Eğer ihlas ile bununla ihlas ile gelmişse eğer iman ile gelmişse o zaman geçer. O zaman oradan geçecek ve kurtulacak. Demek iman şart. Onu da ne yapmıştık zaten anlatmış idik. Tabii bu iman meselesini ifade ederken şu meseleyi de arz edeyim. Hatırıma geldi. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine 40 tane papaz geldiler tabi aralarında bir takım münazaralar oldu efendim bir takım işte konuşmalar geçti dolayısıyla tabi yani elbette müminler cennete girecek iman etmeyen cennete giremeyecek dolayısıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyen de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna kulu ve Resulü olduğuna ne yapıyoruz? Şehadet ediyoruz. Resulullah'a inanmayan ne yapamaz? Cennete giremez. Ama şimdi efendim Hristiyanlar ne yapıyorlar? Ee, Resulullah'a iman etmemişler. Dolayısıyla böyle olmadıkça ve men gayr gayral islami dinen fele yukbele İslam'dan başka din arayanı Allah ne yapmıyor? Kabul etmiyor. İslam'ın dışındaki hiçbir dini Mevla kabul etmiyor. İnne din indallahi l İslam Allah katında tek din İslam'dır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğidir. Kur'an'da beyan edilendir. Ama tabi papazlar itiraz ettiler. Dediler durum öyle değil. Yani dediler biz cennete gideceğiz. Siz cennete gidemeyeceksiniz dediler. Papazlar Mevlana Hazretlerine öyle diyor. Dolayısıyla mesele geldi bu Sırat Köprüsü konusuna. Dolayısıyla Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de şimdi onlar da bu ayeti de biliyorlar. Ve minkum millâ ha. Yani sizden oraya efendim uğramayan kimse kalmayacak. dolayısıyla siz bak kitabınıza göre ne yapacaksınız? Mutlaka cehenneme gideceksiniz ama biz efendim cehenneme uğramayacağız diyorlar. Mevlana Hazretleri de bu ayeti açıkladı. Dedi ki yani orada cehenneme uğramak işte böyle böyle böyledir. Yani sırat'tan geçilecek ama öyle müminler olacak ki hatta sırat'tan geçtiğini bile fark etmeyecek. Hani efendim kitaplarda geçiyordu, hadislerde geçiyordu sırat diye bir yer vardı. Benim hiç haberim yok, geçmedim. diyecekler ki sen de geçtin. Ama öyle bir geçti ki He, göz açıp kapayıncaya kadar, şimşek gibi orayı geçince farkına bile varamadı. Hatta cehennem alevi alttan ne diyecek? Cüz ya mümin, ey mümin geç, çabuk geç. Senin nurun benim alevimi söndürüyor diyecek. Ama iman etmeyenler daha ilk durakta ne yapacak? Sırattan dökülecek. Böyle deyince papazlar gene itiraz ettiler. Öyle değildir, şöyledir, böyledir. Yani Mevlana Celaleddin Rumi baktı ki bunlar, efendim anlamayacak onlara da getirdiği delilleri ne yapmıyorlar kabul etmiyorlar bunun üzerine dedi ki 40 papaza dedi ki hepiniz cübbelerinizi çıkarın bakalım dedi onların hepsi cübbelerini çıkardılar Mevlana Hazretleri de kendi cübbesini çıkardı serdi onların cübbesinin içerisine koydu ve onu güzelce bir bohça yaptı bağladı ve orada efendim yanan alevli bir fırına bismillah dedi attı Tabi papazlar ne yaptın ya Cübemiz, cübbelerimizi yakacaksın. E dedi benim de efendim için de. Yani sizinki yanarsa benimki de yanar. Hepsi aynı ateşte. Epey bir zaman sonra efendim tekrar fırın kapağını açtı. Bismillah aldı kendi efendim cübbesini. Bir de baktılar cübbe yanmamış. Hayret ettiler. Hatta efendim yanmak bir kenara pırıl pırıl olmuş, tertemiz olmuş. Ateş adeta o cübbeyi çitilemiş, yıkamış, efendim kirlerinden arındırmış. Papazlar şaşırdılar. Mevlana Hazretleri cübbesini açtı. Şöyle tekrar efendim o bohçayı bohça gibi yapmıştı ya. O cübbeyi açınca baktılar ki o cübbenin içerisinde 40 tane papazın 40 cübbesi hepsi kül olmuş. Evlan hazretleri onlara dedi ki işte işte dedi o sırattan dedi biz geçeceğiz Allah'ın izniyle o ateş bize zarar vermeyecek ve oradan geçip cennete cemalullah'a kavuşacağız. Ama siz var ya sizler iman etmedikçe, Muhammed Mustafa'yı tasdik etmedikçe içimize de girseniz işte bu cübbelerin olduğu gibi kül olacaksınız, yanacaksınız. Ancak imanla geçebilir ve kurtulabilirsiniz. Oradaki bütün papazlar tabii etkilendiler, şaşırdılar. Mevlana'nın bu kerameti karşısında ikna oldular ve kırk orada Mevlana Hazretten huzurunda iman ettiler. Kelime-i şehadet getirdiler. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kelime-i şehadeti dille ikrar kalbe tasdik edenlerden dünyada da ahirette de bizleri ayırmasın. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Birinci durakta ne yapılacak? Allah'a imandan sorulacak. Eğer imanla gelirse, imanı tam tamsa oradan ne yapacak? Geçecek. Geçen sohbetimizde yani bir evvelki sohbetimizde bu meseleyi efendim anlatmıştık. Evet. Fümme yüz elü fil kantara Sonra ikinci durak yerinde de sorulacak. Neden? Anisala namazdan sorulacak. Orada da namazdan soruluyor. Fe ince Eğer bununla tam olarak gelmişse, yani namazında eksik yok, he, aksak yok, tam kılmış, yani vakitlerinde eksik yok, kazası yok, efendim tadil erkanını güzel yapmış, rükûsunda, secdesinde eksik yok, Hepisini tam yapmış, dolayısıyla caze, o da ne yapacak? Geçecek. O da geçecek ve oradan da kurtulacak. Bu meseleyi de imanla beraber sizlerle paylaşmış idik, anlatmış idik. Evet, çünkü iman da önemli, namaz da önemli. Önce iman, imandan sonra hemen ne geliyor? Namaz geliyor. Bu kadar önemli. Evet. ثُمَّ يُسْأَلُ فِي الْقَانْتَرَةِ الثَّالِثَةِ Sonra üçüncü durak yerinde de sorulacak. Ani zekati, zekattan sorulacak. Zekat. Namazın kardeşidir. Evet. Fe bir biha caze. Eğer onunla tam olarak geldiyse, zekatıyla da tam olarak geldiyse o zaman ne olacak? Oradan da geçecek. Demek ki zekat durağında da sorgu var, sual var. Yani eksiğin varsa eğer zekatta bir noksanlık ettiysen işte oradan geçmek zorlaşıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim yani oranın maliyecileri he oranın maliyecisi yani bizim hesapları kontrol etmeden önce biz ne yapacağız bu dünya hayatındayken ahiret bilançolarını hesaplarını gözden geçirelim ve orada hesabımızı ne ne yapalım kolay verelim. Yani şu dünyada bile değil mi? Hani şirketlerin efendim defterleri var. Efendim e, kasa defterleri var. Yani aldığı, sattığı, kar ettiği efendim bunların kaydını tuttuğu değil mi? Evraklar var, bilançolar var, envanteller var. Dolayısıyla yani maliye e, kontrol ettiği zaman, müfettişler geldiği zaman bunları görmek istedi mi? Ne yapıyorsun? Hele bunu haber aldın mı? Kontrol edilecek. Efendim e, bakacak edecekler. Ha bütün iğneden ipliğe bütün faturasından efendime söyleyeyim e, defterine kadar ne varsın gözden geçirirsin. Niye? Hani bir eksiğimiz olmasın da ceza yemeyelim falan da. Bundan dolayı ne yapıyorsun? E, dikkat ediyorsun. E şimdi bak ahirette ne var? Demek ahirette hesaplar gözden geçirilecek. Ahiretin müfettişleri, maliyecileri demek ki mal hesabını o zekatı verdin mi, vermedin mi? Verdiysen ne kadar verdin? Bunların hesabı tutulacak. Ya adam efendim yaşı kadar apartmanı var. Zengin adam. Zekatları veriyor musun? Ne yapıyorsun? E veriyorum canım. Bir yaşlı bir efendim e, amca geliyor. Üç beş bir şeyler veriyoruz. Üç beş olmaz. Kırkta bir vereceksin. Kırkta bir. He? Hani zannediyorsun ki nasıl olsa kimse sormuyor. Efendim sorsa bile efendim bir yaptırım yok ki. Zekatını verdin mi? Verdiysen verdim, vermediysen vermedim yani. Sana ne diyebiliyor adam? He? Veya vermişse ne kadarını vermiş? Bütün malını, mülkünü kim biliyor? Değil mi? Yani çoğunun belki çocukları bile, hanımı bile, yakınları bile ne malı var, ne malı yok bilmiyor. Ama Allah biliyor. Allah Teala biliyor. Nerede arazim var, nerede dairem var? Hangi hesapta ne kadar param var, ne kadar alacağım var, çekler, senetler, eurolar, dolarlar ne var ne yok Allah hepsini biliyor. Ne yapacaksın? İşte onların hepsini toplayacaksın, hesabını yapacaksın, borçların varsa içinden çıkaracaksın ve kılı kırk yararcasına hatta hani aşağı yukarı değil yukarı olsun aşağı olmasın hesap edeceksin ve vereceksin. Yoksa vermedin mi? Bak ne var ahiret hesabı var. He? Yani orada bekletilmek var kıymetli kardeşlerim. Ne gerek var? Ne gerek var? allah Teala zaten Yemen'e müşahede etmiş bu dünyada. Değil mi? Hani şu, dünyada efendim Yemen'e müşahede etmiş, gezmenem müşahede etmiş, para harcamana müşahede etmiş. Yani meşru çerçevede Allah mübah dairesini geniş tutmuş. Kazanmana da müşahede etmiş. Kazancın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir buyurulmuş. Yani çalış, kazan ama zekatını da ver. Yani kazanıyorsun, harcıyorsun, çoluğuna, çocuğuna, evine, barkına, efendim, yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. E Mevla bunlara bir şey demiyor. Bunların dışında, bu harcadıklarının, yediğin, içtiğinin dışında eğer nisap miktarı mal kadar bir paran varsa, onun da üzerinden bir sene geçerse, ha işte o parayı ne yapacaksın? 40 parçaya ayıracaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37, 38, 39 parçayı hop alacaksın. Cebe indireceksin. Birini de vereceksin. Niye bu kadar zor geliyor? He? Böyle düşün. Öyle sen bir adama bir emanet para veriyorsun. Emanet verdin. Mesela diyelim işte kolay hesap olsun diye söylüyorum. 40 bin dolar verdin. Sonra dedin ki aradan bir sene geçti. Emanet onda. Telefon ettin. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hani benim sana verdiğim bir emanet vardı ya. Evet. Onun bin dolarını filancaya ver. Ne yapması lazım? Peki efendim. Çünkü para senin o emanetçi. Senin adına ne yapacak? Ver dedim verecek. Ama derse ki ha olur mu canım niye verelim ona ya? Adam benle mi çalıştı da kazandı? Ben bu parayı veremem deyince ne dersin? Aa şuna bak ya. Adama bak benim paramla ne yapıyor? Ahkam kesiyor. Benim verdiğim parayı benim istediğim kimselere vermiyorsun öyle mi? Sen ona bir kızarsın. He? Verdiğini de alırsın. Adamla da bir daha ne yapmazsın? Belki görüşmezsin. Çünkü bu adam güvenilir bir adam değil. Bu adam tekin bir adam değil. Emanetin üzerine konuyor adama bak ya. Böyle hıyanet olur mu? Dersin. E şimdi aynısını sen ben yaparsak allah Teala ne yaptı? bir servet lütfetti, bir mal, mülk, zenginlik ikram etti. Konuşurken de ne diyorsun? Emanetçiyiz. He, öyle demiyor muyuz? İşte mal, mülk filan maşallah allah Teala lütfetmiş. E biz emanetçiyiz. Sen emanetçisin ya. Allah'ın dediğini yapmıyorsun. Allah'ın ver dediğini vermiyorsun. Ve fi emvalihim hakkul lissâil vel mahrum. Zenginlerin mallarında Fakirlerin hakkı var. Hakkı var. Allah Teala Celle Celaluhu böyle bir hak efendim, beyan ediyor. E nereden hakkı var? E nereden hakkı olacak? Kulluk hakkı. Kulluk görevi. Hani şimdi de hangi memlekette yaşıyorsan ne yapıyorsun? O memlekettesin, çalışıyorsun. Vergini ödüyor musun? Ödüyorsun. İster şirket ol, ister efendim, münferit çalış. Değil mi? İlla bunun bir vergisi var. Bir gelir vergisi var. Senin kazancından devlet ne yapıyor? Alıyor. Halbuki devlet sana ortak değil. Elektrik veriyorsa elektriğini alıyor. Su veriyorsa suyunu alıyor. Parasını. Yol yapmışsa efendim onun ücretini zaten alıyor. E bir de ne yapıyor? Vergi alıyor. Ne diyorsun? Vatandaşlık görevi. ha Vatandaşlık görevi diyorsun, veriyorsun. İşte bu da nedir? Kulluk görevi. Kulluk görevi. allah Teala ne yapıyor? Kırkta bir. Yani yüzde iki buçuğunu muhtaçlara, ihtiyacı olanlara, allah Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği o gruplara demek ki ne yapmak lazım? Vermek lazım. Temlikte bulunmak lazım kıymetli kardeşlerim. Çünkü orada sorulacak. Çünkü sıratta He, bak hemen imanı soruyor. Orada bir tevkif yeri var. Orada ne yapacaklar? İmanı soracaklar. Hemen ardından namazı soracaklar. Hemen ardından da neyi soruyorlar? Zekatı soruyorlar. Eğer tamsa geçebiliyorsun. Eğer tam değilse, eksikse, noksansa orada çengellere takarlar, alırlar, daldırırlar. Allah muhafaza günahın kadar orada bir efendim ee, cehennemde Demek ki yanmak var Allah muhafaza. İşte bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne yapmış? Beyan etmiş. Bizlere tek tek bunları açıklamış. Öyleyse ne yapmak lazım? Öyleyse şu dünyadayken hazırlığımızı yapmamız lazım. Niye zor geliyor acaba? He? Aslında biraz efendim, e, aklına adile düşünsek, ahiret aklıyla düşünsek hiç zor gelmez. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a bakıyoruz. Halife olduktan sonra ne yaptı? Zekat vermeyenlere harbi ilan etti. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ıma rafiq ile ala deyip rahmet rahmana kavuşunca tabi yerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tabi halife olunca bazı kabileler yan çizmeye başladılar. Bazı kabileler yokuş yapmaya başladılar. Yani namazlarımızı kılarız tamam ama zekatı vermeyiz dediler. E şimdi öyle olunca Hazreti Ebu Bekir Adıyallaha ne yaptı? Allah'a yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri bir küçük oğlağa bile vermezlerse onlarla savaş edeceğim buyurdu. Hazreti Ömer de şaşırdı. Yav dedi ya Ebu Bekir sen ne diyorsun? Sen ne yapıyorsun? Adamlar iman etmiş Müslüman. Müslüman olan efendim, kanını da malını da korumuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? Ama Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu konuda diretti. Bakın yani Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle bir şahsiyet ki adeta aklı vahye paralel olan bir şahsiyet diyebiliriz. Çünkü Efendim 17 18 yerde öyle ifadeleri var ki yani şöyle olaydı dediği meselede ayet gelmiştir ve onun ve beyanına paralel bir Efendim emir Allah Teala buyurmuştur e, hikmeti Hazreti Ömer'in kalbine diline koymuş Mevla Celle Celaluhu. İşte bu Hazreti Ömer ne yapıyor? Burada itiraz ediyor. Ama Hazreti Ebu Bakir Radıyallahu anh ne yaptı? Yemin etti ve hakikaten de onlara harbi ilan etti. Baktılar ki o kabileler o iş ciddi. Din sapa sağlam ayakta. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kurduğu devlet aynı gücüyle ne yapıyor? Devam ediyor. Tabi Hazreti Ömer radıyallahu an daha sonradan demiştir ki Allah'a yemin ederim ki anladım ki Hazreti Ebu Bekir'in bu görüşü Allah'ın savaş meselesinde ona ilhamından başka bir şey değildi diyor. Yani iyice anladım ki bu karar hakmış. Görüyor musun? Hazreti Ömer radıyallahu anh sonra hak veriyor. Yani Hazreti Ebubekir'deki Bekir'deki firaseti görüyor musun? Çünkü orada gevşek davransa yani başımızda Resulullah da yok sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlarla uğraşmayalım, onlarla didişmeyelim. E çünkü yani bir tarafta zekat vermeyeceğim diyenler var. Öbür tarafta irtidat edenler var. Öbür tarafta bir müseylemetül kezzap, yalancı peygamberler türemeye başladı. Dolayısıyla hepsine gevşek kalsan, pısırık kalsan, sessiz dursan belki de o gün zekatını vermeyen, vermeyeceğim diyen, yarın namaz kılmam diyecek, efendim bir zaman sonra oruç tutmam diyecek. Öyle bir zaman gelecek. Belki de bugün ne din kalacak, ne de diyanet kalacak. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu orada dik duruşu ve bütün efendim e, kabileleri ne yaptı? Etkiledi, ürküttü. Baktılar ki İslam dini efendim dimdik ayakta, İslam devleti aynı gücüyle yoluna devam ediyor. Ne oldu bu sefer? Hepsi boyun eğdiler ve böylece artık İslam yayıldı, neşune buldu. Ve öyle bir zaman oldu ki üç kıta yedi devlette, yedi denizde ila kelimetullah sanca efendim dalgalandı elhamdülillah. Dolayısıyla yani zekatını vermeyen adama Sıddık-ı Ekber, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh savaş ilan ediyor. Dikkatini çekiyorum yani. Ha şimdi sana kırkta bir zor gelirken Hazreti Ebubekir adı yalan tabi şöyle düşün hani e, zekat vermiyene savaş açıyor tabi o diyor malın hakkıdır bunu verecek Allah madem bunu verdi madem fakirin bunda hakkı var e, madem fakir de o hakkını alma gücüne sahip değil ben devlet olarak alırım ve bu hakkı yerine getiririm diyor ama kendisi de kendisi ne kadar zekat verdi he Kırkta kırk. 40. Kendisi kırkta kırk 40 verdi. Tebük seferinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ettiği zaman ne oldu? Hazreti Ömer adı yalan diyor ki tam da diyor imkanlarımın geniş olduğu, malımın mülkümün olduğu bir zamana denk geldi. Dedim ki Ebu Bekir'i eğer bir gün geçmek mukadderse o gün bugündür. Dedim diyor ve gitti ne yaptı? Malının yarısını infak etti. Malının yarısını dikkat et ha. He? Hani malın yarısı deyince sen de diyorsun ki acaba ben de verebilir miyim diyorsun ama neyi düşünüyorsun? Cebindeki, cüzdanındaki parayı düşünüyorsun. Öyle değil ya. Ne kadar malı varsa, arsa, ev, daire, dükkan, he? hesaptaki paralar ne var ne yok yarısı. Çoluğuna çocuğuna ne bıraktın ya Ömer? Bir bu kadar da çoluğuma çocuğuma bıraktım ya Resulallah. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh, ne yaptı? Getirdi malının tamamını infak etti. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Ebu Bekir çoğuluna çocuğuna ne bıraktın? Allah'ı ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyurdu? O gün anladım ki Ebu Bekir'i hiçbir zaman ve hiçbir yerde geçemeyeceğim. Ebu Bekir radıyallahu anh, geçilmez. Ya Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hani yarıştıkları konuya da bak. He? Sporda değil. Efendim, mal almada değil. Efendim, araba markası, telefon markası, evi düzeltme, yenisini alma. Bir takım dünyevi meselelerde yarışma değil de ne yapıyor? Allah yolunda yarışıyor. Cennet yolunda yarışıyor. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbiküm ve cennetin ardı semavat vel ard. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete müsabaka edercesine koşuşun, koşuşturun, yarışın buyuruyor ya Mevla. İşte o konuda yarışıyorlar. Allah bize de böyle bir efendim e, istek versin, böyle bir arzu versin, böyle bir iştiyak versin. Yani düşünebiliyor musun? Kırkta biri veremeyen adama bak. Bir de kırkta kırkını veren adama bak. Kırkta yirmisini yarısını veren adamın da Hazreti Ömer'in de üzülüşüne bak. Yani orada kesin ne demiştir? Ya ben nasıl düşünemedim hepsini vermedim ya. Bak gene geçti Ebu Bekir radıyallahu anh beni. Madem hedef bu konuda yarışmak, Hazreti Ebu Bekir hepsini verdiyse o yarısını verdiğine kesin üzülmüştür. Niye? Hepsini niye vermedim? Bak burada da geçildim görüyor musun? Ama adam kırkta bir verecek, kırk dereden su getiriyor. Kırkta bir ya. Ya kırkta bir senin 39'u fakir fukaran hakkı deseydi Allah Celle Celaluhu ne diyeceksin? He? Kim ne diyecek? allah Teala emretse, işinize gelirse yapana mükafat yapmayana ceza. Ne yapacaksın? Mecbur. Çünkü soracak Allah bunu. Sıratta bunu soracak ya. Bunun efendim başka bir şey yok. Mevla demek bunu soracak. Yani bunun la mı, cimi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu defaatle beyan ediyor. Hadis-i şeriflerde açıklanmış, ayetlerde emredilmiş. Öyleyse ne yapmak lazım? Rabbimizin istediği gibi hareket etmek lazım. Madem Allah sana bunu lütfetmiş, madem böyle bir imkan nasip etmiş, değil mi? Hani Necip Fazıl kısa kürek ne diyor? Şükür secdesi yapıyor. Hayırdır ne oldu? Allah diyor bana zekat vermeyi nasip etti. Yani zekata malik, nisaba malik malı olmuş. Zekat vermek nasip oldu diye şükür secdesi yapıyor. Ne güzel değil mi? Ya. Dolayısıyla biraz da olaylara böyle bakmak lazım. Allah sana efendim nasip etmiş. Mal vermiş, mülk vermiş, nasip etmiş, zekat vermeyi lütfetmiş de. Niye yan çiziyorsun? He? Ya olmasaydı, ya milletin eline baksaydın. Ya birilerine muhtaç olma durumunda olsaydın. Ya. Mevla Celle Celaluhu demek ki kırkta biri vermemizi emrediyor. Ve bununla alakalı tabi çok ayetler var. Çok hadis-i şerifler var. Bakın hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor. La yakbelullahu azze ve celle salate raculin la yueddi zeka. allah Teala zekatını ödemeyen kimsenin namazını kabul etmez. Hatta <laughs> yecmâhuma ikisini birlikte yapıncaya cem edinceye kadar. Fe inna Allah azze ve celle kad cemahuma muhakkak Allah Teala hazretleri onları ne yaptı cem etti birleştirdi. Yani Kur'an'da beraber zikretmekle değil mi? Ve ikamü salat ve ita'i Zeka Akimü salate ve atu Bak hep emirler Namazınızı ikame edin, zekatınızı verin diye Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Yani beraber zikrediyor. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de 30 kadar yerde Allah namazla zekatı ne yapmıştır? Beraber zikretmiştir. Dolayısıyla Allah onları ne yaptı birleştirdi? Öyleyse fela tüferriku beynehuma siz aralarını tefrik etmeyin, siz aralarını açmayın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki zekatını vermeyenin namazını da Allah kabul etmiyor. Evet. Çünkü bakın ne buyuruldu? La yakbalu Allahu'l imane ve salate illa biz zeka. Allah imanı ve namazı ancak zekatla kabul eder. E dolayısıyla ondan önce Sırat Köprüsü'ndeki tevkif yerlerinde ne vardı? İman vardı. Ondan sonra namaz vardı. Ondan sonra ne vardı? Zekat vardı. Allah Celle Celaluhu imanı da namazı da ancak neyle kabul ediyormuş? Zekatla kabul ediyor. Tamam namazını kıldın güzel. Bedeni bir ibadet. Ama cebinden bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. İşte Mevla o namaza durduğun zaman nasıl mum gibi duruyorsun? He? Nasıl huşu ile secdeye gidiyorsun? İşte Allah'ın malını ver diye emir buyurduğunda o zekat emrini verdiğinde de öyle o emir karşısında mum gibi olmamızı aldığını secdeye nasıl huşu ile götürüyorsan elini de cebine sokarken huşu ile sokmanı çıkarmanı vermeni Allah emrediyor. Evet velev ki cebinde akrep de olsa. Ne yapılacak? Bu zekat verilecek. Verilmezse hesabı var. Tevkif yerlerinde sorgusu var. Orada maliyeciler, müfettişler ne yapacak? Didik didik edecekler. Hesabını koyacaklar önüne. Verdin mi, vermedin mi? Orada soracaklar. Onun için Mevla Teala ve Hakikat Hazretleri Rabbimizin bütün emirlerini zevkle, hazla, lezzetle yapabilmek nasip eylesin. Ha diyorsun ki yani tamam namazı kolay kılıyorum ama yani zekatı verirken çok zorlanıyorum ya. Sanki ciğerim kopuyor gibi oluyor. Olsun. Canın da çıksa vereceksin. Çünkü Mevla böyle emretti. Ha canın yanıyor olsun. Onun da sevabı ayrı. Onun da mükafatı ayrı. Demek zorlansan da darlansan da ne yapıyorsun? Mevla madem emretti veriyorum ya Rabbi demek diyebiliyorsun. Ama haz alarak, zevk alarak vermek elbette efendim daha güzel. Evet kıymetli kardeşlerim. Sırat Köprüsü'ndeki tevkif yerlerini anlatmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara aranın ardından inşallah buradayız. <laughs> izleyenlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Sırat köprüsündeki tevkif yerlerinden bahsediyorduk. Orada efendim tevkif edilecek, orada durdurulacak, orada efendim yedi yerde demek ki ne yapılacak ee, sorulacak. İşte biz neredeyiz şimdi üçüncü durakta. Yani bunlar da kısa kısa tabii arz edelim de böylece hem ne yapmış olalım hatırlamış olalım. Hem e, bu konularda biraz daha efendim gayrete gelmiş olalım inşallahurrahman. E, ne buyurulmuştu? Fümme yüs elü fil kantarati fealiteti. Üçüncü durak yerinde de ani sala affen ani zekati zekattan sorulacak buyurulmuştu. Feinca ince ebihe temmeten caze. Eğer o e, Tam olarak geldiyse onunla zeka, e, zekatla, tam olarak geldiyse ne yapacak? Oradan geçecek ve böylece oradan da e, kurtulmuş olacak. E, tam olarak geldiyse, yani zekat vermeyeni zaten İrab'dan mahalli yok da, biz şimdi neyi konuşuyoruz? Yani zekatını veriyor ama ne yapıyor? Kaytarıyor, eksik veriyor, noksan veriyor, tam vermiyor, kendini kandırıyor. Allah Teala bunu ne yapmış beyan etmiş. Bu yapılacak. Bu emir tutulacak. Bu zekat mutlaka verilecek. Bunun limiti de ne? 40'ta 1. Yani 40'ta 1 derken şöyle anlama. 40'ta 1'den fazla vermek günah uygun değil. Onun için ben aşağı vereyim de he o efendim e, seviyeyi aşmamış olayım. Öyle değil. Sen ne yapıyor musun? fazla fazla ver de aşağı düşersen sıkıntı var. Kırkta biri aşağı kuruş düşsen ne var tehlike var. Ama yukarı verebil. 40'ta bir zaten cimri zekatı. Ondan aşağısı yok. İşte Hazreti Ömer Radıyallahu'ndan bahsettik. 40'ta 20 verdi. Hazreti Ebubekir Radıyallahu'ndan bahsettik. 40'ta 40 verdi. He? E kırkta biri de veremesen yani biraz da fazla fazla hesapla da küsuratları yukarıya yuvarla. He? Onları biraz da fazla ver ve böylece risk sahasından uzaklaş. Tehlikeyi efendim çağırma. Tehlikeye düşme. Ya çünkü orada orada öyle bir hesaplar olacak. He? Oradaki maliyeciler o zekattan soracak olan oradaki müfettişler orada işte bütün hesapları getirecek önüne koyacak verdiğinde koyacak vermediğinde ortaya çıkacak eh o zaman ne olacak ya bunu da telafisi yok ki ne yapalım bir ceza kesin 3-5 de ödeyelim öyle değil oranın cezası artık orada ne var azap var orada alevli cehennem var Allah muhafaza İşte. Onun için onun için beraber dertleşiyoruz ki onun için böyle tekrar tekrar bunları konuşuyoruz ki aman orada sıkıntıya düşmeyelim. Aman orada o tevkif yerlerinde he adeta efendim esarete uğramayalım. O cehenneme yuvarlanmayalım. İşte hepsini bu dünyadan ne yapacağız? Hazırlayacağız. Azrail Aleyhisselam efendim geldiği zaman hadi bakalım vakit geldi gidiyoruz deyince de Ah bavullar hazır, hazırlığımızı yapmışız. Efendim, ahireti hazırlanmışız. Güle oynaya gidebilmek nasip olsun. Rabbim Celle Celaluhu ahiret azıklarımızı şu dünyadan en güzel şekilde tedarik etmek nasip eylesin inşallah. Azrail Aleyhisselam kapımızı çaldığı zaman, hadi vakit doldu gidiyoruz dediği zaman bütün hazırlıklarımızı yapmış bir şekilde o büyük randevuya hazırlanmak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin nasip eylesin inşallahurrahman evet kıymetli kardeşlerim zekatını vermeyenlerle alakalı yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir iki hadis ayet-i kerime daha arz edelim e, bu konuyla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innellezile yuedde zekate malihi Malının zekatını eda etmeyen kimsenin malı, yani dünyada adam malı var, zekata e, nisap miktarı malı da e, miktarında geçmiş, zekat vermesi lazım ama vermemiş. İşte bu adamın malı. Bakın ahirette ne olacak? Yuhayyelu ileyhi maluhu yevmel kıyameti şuca'an akra'lehu zebibetan. Ya. Ne diyor bakın? Kıyamet günü o mal kendisine gözlerinin üzerleri siyah noktalı dazlak bir yılan şeklinde gösterilecek. Yani yılanı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif etmiş. Öyle normal efendim öyle Hintlilerin gösteri yaptığı bir yılan değil. Dazlak bir yılan gözlerin üzerinde de nokta olan demek ki ürkütücü bir hal e, hali olan bir yılan. Öyle gösterilecek. Feyezemuhu ona yapışacak. O yılan o kimseye yapışacak. O yılan ne biliyor musun? Dünyada zekatını, zekatını vermediği mal. Ya sen de onu mal diye ne yapıyorsun? He? Cebine koyuyorsun, kasana koyuyorsun, koynuna koyuyorsun. Halbuki koynunda yılan besliyorsun. Koynunda yılan besliyorsun. Haberin yok. İşte o zekatı verilmeyen mal böyle bir yılan gibi efendim gösterilecek. Feyezemuhu <laughs> ona yapışacak. Ey <laughs> yutlavikuhu yani ona sarılacak. Dolanacak. Yakulu ene kenzuke ene kenzuke diyecek ki ben senin malınım. Ben senin o zekatını vermeyi biriktirdiğin malınım diyecek. Yani yılanı karşıdan görsen ürküyorsun. Ne kadar soğuk bir hayvan. He? Ahirette zaten derdim var, sıkıntım var. Önünde cennet var, cehennem var. Acaba nereye gideceğiz? Hesap var, kitap var. Alacaklılar, verecekler var. E bir de boynuna yılan dolanıyor. He? Geliyor sana böyle diyor ki ben senin malınım diyor. Alacaklarla mı uğraşalım? Yılanla mı uğraşalım? Zaten orada herkesin likullim rimminhum Orada herkesin kendini meşgul edecek bir işi var. Yanındaki erkek midir, kadın mıdır, çıplak mıdır, giyinik midir, onu bile ne yapmayacak, anlamayacak öyle bir derdi, öyle bir meşguliyeti var. E bir de boynunda böyle bir yılan, ürkütücü, korkutucu, sarılmış boynuna, sıktıkça sıkıyor. Tepende senin malınım diyor yani. Ya! Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadis-i şerifi beyan ettikten sonra ne yaptı? şu ayeti kerimeyi yok destanı bile. Ve la yahsabennellezine yabhaluna bima ataahumullah min <laughs> fadli. Buyuruyor ki Allah'ın fazlından kendisine kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler Hüve <laughs> hayrallahum. O kendiler için hayır zannetmesinler. Allah'ın fazlından verdiği mal konusunda cimrilik edenler hani vermiyor ya zekatı vermedi, gömdü, kasaya, keseye, cebe. Yani onu ne zannediyor? Oh be param var vermedim. Hayır zannediyor. Bel ve şerrul lehum. Bilakis o onlar için şerdir. Hayır filan değil, şerdir. Se ma bakilu bihi yevmel kıyame. Ha, çünkü ne olacak? Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Bak ayette de ne yaptı? Bu şekilde beyan etti. Ali İmran suresi 180. 180. ayet-i kerimede. Yani hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Ardından da bu ayeti okuyor. Görüyor musun? Yani o hadis-i şerif bu ayetin tefsiri. O demek ki ne yapacak? Boynuna dolanacak. Allah muhafaza. Ve lillahi mirâfü semâvâti vel Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır diyor ayetin devamında Allahu me'tamel nakabir Allahu Teala bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Verdin mi, vermedin mi, kaytardın mı, kaytarmadın mı? He? Ne kadar verdin, ne kadar vermedin? Allah hepsini biliyor. E zaten ve miratu's semavat vel ard. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Yani sen emanetçisin diyor Mevla. Karun kadar zengin de olsan, Dünyanın zengini de olsan, bili de olsan, he emanetçisin. Emanetçisin arkadaş ya. Bugün öldün mü cebindeki senin değil. Şu anda ölsen, cebindeki para kimin? E benim, hadi canım. Şimdi ölsen senin değil. Kimin? Belli değil ki. He? Seni oradan yardım eden, kaldıran, belki ambulansa koyacak olan cebinden aşırabilir. Haberin bile olmaz. Elini bile tutacak mecalin yok. Böyle işler rastlamadık mı? Fi tarihinde hem de kameralara da yansımış. Adam yolda kaza efendim geçiriyor. Ambulans geliyor. Ambulansa adamı ne yapacaklar? Efendim koyacaklar. Orada da birkaç vatandaş oradan geçerken yardım ediyor yani. Adamı efendim ambulansa koyarken cebinden de telefonu yürütüyor. Adam daha ölmemiş ha. Bak ölmediği halde cebindekinden haberi yok. Cebindeki kendinin değil. Adamı aldı götürdü. Onun için böyle bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi ölsen ne kadar malın var, mülkün var hepsi kalıyor. Hepsi. Hatta Amr ibn As ne diyor? Böyle öyle ganimetler elde etmişler ki yani deve küfeleriyle ağzına kadar silme dolu altın Onlara bakıyor diyor ki keşke bunlar diyor deve pisliği olaydı diyor. Keşke deve pisliği olaydı. Niye? Ya ölüyorsun para kalıyor. Sen gidiyorsun onları götüremiyorsun. Yani ve hele vermediysen, hele zekatında vermediysen, hele oraya da yatırım yapmadıysan, hani biz zekat zekat diyoruz da mevzu zekat olduğu için sonra yani sadece zekatla iş biter mi? Zekatı tabi vereceksin, Kırkta tabi o zaten Allah'ın emri. Onun dışında ne yapacaksın? Bu kadar etrafında muhtaç varken, bu kadar ihtiyaçlı kimse varken, bu kadar sıkıntılara efendim, düşer olan kimseler varken elbette ne yapacaksın? Yardım edeceksin. Onlara da vereceksin. Karınca kaderince olsun. Her tarafta bir tuzun olsun. Her çorbada biraz tuzun olsun. Bu kadar dernekler var. Bu kadar yardım efendim, götüren kuruluşlar var. Değil mi? Suriye'ye, Somali'ye, Afrika'ya, şuraya, buraya. Hepsine ne yapmak lazım? Azar azar bir şeyler ver. Yani her çorbada bir tuzun olur olsun ki bir yerden bakarsın seni kurtarır be. Hiç ummadığın yerde bir tutar seni gel bakalım. Sen de kimsin? Ben filan yere yaptığın yardımım. İyi ki yapmışım dersin. O zekat zaten Allah'ın emri verecen onu. Çaresi yok. Ama bunun dışında biraz vermeye alışmak lazım. İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Evet. Yani şimdi özen kalıyor ya en sondakime kalacak? Yani şimdi sen öldün çocuğuna kalacak. Ondan torununa kalacak. Öyle kalacak kalacak. Ama efendim e, her şey ne yapacak? Fena bulacak. Herkes ölecek. Ve efendim her şey ne yapacak? Mevla'ya kalacak. Vallahu bima ta'malun habir ve Allahu Teala yaptıklarınızdan haberdardır buyuruluyor. Yani Mevla her şeyden haberdar. Yaptığımız hesaptan ne kadar verdik, ne kadar vermedik, he, nerelere yardım ettik, nerelere gönderdik. İşte bunların hepsinden Mevla haberdar. Yani biz tabii burada zekattan bahsettiğimiz için zekatın üzerine yoğunlaştık ama dedi ki az önce de ifade ettiğimiz gibi aslında ne yapmak lazım? İnfak etmeye alışmak lazım. Gönlümüzü de elimizi de bu işe alıştırmamız lazım. Yani infakla alakalı o kadar çok ayet-i kerime var ki. Bununla alakalı o kadar çok hadis-i şerif var ki. Hatta infakı da gizli yapmayana var teşvik var. Sağ elin yaptığı yardımı verdiğini sol eli duymayacak kadar gizli infakta bulunan da arşın altında hiçbir gölgenin olmadığı bir günde Mevla onu ne yapacak? özel olarak ağırlayacak. Bak, oradaki protokolde o mahşer günü yedi kişiden biri de sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek kadar gizli infak eden kimse. İnfakları yani sadakaları gizli ama zekatı açıktan verebilirsin. Hatta açıktan da ver. Millet de görsün ki ha demek ki bu zekat var, verilmeli ve ona göre millet hesabını, kitabını yapsın ve Sırat Köprüsü'ndeki o tevkif yerinde zorluk çekmesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabii şunu da arz edelim. Yani aslında verdiğin zekat ne yapacak? Yine kendi malını koruyacak. Hasnü emvalekum biz zekati. Mallarınızı zekatla koruyun. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mallarınızı zekat vermekle koruyun. Öyle şimdi ne yapıyorsun? İşte kaskolar, sigortalar, şunlar bunlar. E manevi sigortayı yaptırmıyorsun. Zekat aynı zamanda nedir? Manevi sigortadır. Evet. Hatta adamın efendim, bütün fabrika yanıyor. İşte itfaiyeler geliyor söndürmeye uğraşıyorlar ediyorlar. Bir yere kadar geliyorlar, orada sönüyor. Adam üzülüyor tabii, ağlıyor, sızlıyor. Malım gitti, servetim gitti, bu kadar yıllık birikimim gitti. Onun da bir arkadaşı, dindar bir adam. Hep ona dermiş ki bak zekatlığını ver. Efendim bak filan e, hayır kurumuna zekatlarını ver, şöyle yap, böyle et. Adam da işte yani Allah'ın hatırı için değil de o Efendim iş arkadaşının hatırı için 3-5 bir şeyler veriyor. O geldi yine teselli etti dedi artık dedi yananla yanılmaz ölenle ölünmediği gibi artık ne yapalım bu da dedi takdir ilahi bunda da bir hikmet vardır ama sana dedi bir şey diyeceğim sen dedi hani dedi zekat filan dedi diyordum da ne kadar verdin sen? Tabi utana sıkıla az vermiş onu söyledi dedi şu kadar vermiştim dedi o verdiği miktar o yanmayan malın zekatını karşılayan miktar. Bir hesap ediyor, bir bakıyor ki hakikaten öyle. Dedi ki bak burada ilahi bir ders var sana. Ya o dedi yanmayan malın zekatına kadar tutuyor biliyor musun? Verdiğin kadar tutuyor. Yani Allah verdiğin kadarını ne yapmış? Manevi sigortalamış onu korumuş. Orada adamı kafası dank ediyor. Ve o günden sonra he söz veriyor. Zekatımı diyor fazla vereceğim eksik vermeyeceğim. Ne oldu şimdi? Yani bir musibet gibi gözüktü ama he, onun için ne oldu? Bir hayır oldu. Yapmadığı çok önemli bir farizayı ne yapmaya? Yapmaya o anda söz verdi. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki yani bu zekat Allah bir şey emrettiyse kardeşim bu dünyada da seni koruyor. Ahirette de seni koruyor. Evet. Rabbim Celle Celaluhu zekatlarımızı önce tabi zekat vermeye efendim malik değilsek, nisap miktarı malımız yoksa Allah o kardeşlerimize de hazine-i gaybından ikram eylesin. Her birerlerimizi hazine-i gaybından zengin eylesin. Veren el eylesin. Veren el. Ve zekatlarımızı da hakkıyla fazla verip efendim az değil de fazla verip ee, ahirette bu mesuliyetten alnımızın akıyla kurtulmak, çıkmak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki Sırat Köprüsü'ndeki e, o duraklardan biri de efendim zekatla alakalı bir durak. E, şu ayeti kerimeyi de arz edeyim. Ondan sonra diğer durağa geçelim inşallah. Çünkü bakın çok önemli hakikaten. Yani e, hani hep Ramazan-ı Şerif'te anlatıyoruz ya bu zekat meselesini. E, halbuki yani Ramazan'da tamam e, zekatları genelde Ramazan'da veriyoruz ama aslında ne zaman verilmeli? Yani ne zaman doluyor? Üzerinden nisaba malik mal sahibi oldun. Nisap miktarı malın var. Ne zaman olduysa hangi tarihse üzerinden hicri olarak bir sene geçince ne yapıyorsun? zekat vermek farz oluyor. Dolayısıyla belki ben bunu anlattığım zaman zekatının zekat verme süresi gelen olabilir. Belki bir hafta sonra zekat süresi dolmuş olanlar olabilir yani. Bunu da ne yapmak lazım? İyi hesap etmek lazım. Dolayısıyla bu vesileyle madem konu buraya gelmiş onun için biraz daha detaylı efendim anlatmaya gayret ettim. Ama şu ayeti kerime çok acayip. Bakın ne buyurdu? Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri ve müşrikin Yazıklar olsun o müşriklere. Buyurduktan sonra Mevla ellezine o müşrikler öyle kimseler ki la yutun zeka ne yapmazlar? Zekat vermezler. Zekat vermezler. Ve bil kafir on ve ahireti de inkar ederler. Yani şimdi adam zaten müşrik. Adam ahireti kabul etmiyor. E bu adam zekat verir mi? Vermez. He? Mevla ne diyor? O müşriklere yazıklar olsun. Onlar zekatlarını vermezler, ahirette inkar ederler. E şimdi ben Müslümanım diyeceksin, Allah'a inanıyorum diyeceksin, öldükten sonra dirilmek var, ahiret var, hesap var diyeceksin ve müşrikler gibi zekatını vermeyeceksin. Yani böyle adama da yazıklar olsun değil mi? Evet, demek ki müşriklerin Ahirete iman etmeyenlerin vasıflarından biri de zekat vermemek. Adam niye zekat vermiyor? E ahirete inanmıyor ki. وَاَنْ بِالْاَخِرَةِ هُمْ kafirun. Ahirette inkar ederler. Ahireti inkar eden bir adam. Ahirette demek ne diyor? Hesap mesap yok diyor. Hesap falan yok. Sorulmayacak, edilmeyecek. O, o zaman o adam tabii ki vermez. Değil mi? Allah'ın hesap soracağına inanmayan bir adam... Mahkeme kübraya inanmayan bir adam zekat vermez Zekat da vermez Efendim, Yani öyle şeyler duyduk ki adam öldükten sonra öyle zengin olmasına rağmen He geriye efendime söyleyeyim dükkanlar daireler apartmanlar bırakmasına rağmen çocukları babaların iskatını bile vermekte zorlanıyorlar da pazarlık yapıyormuşlar. Onun için ölmeden, hesabı sen temizlemeye bak. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri kul hakkıyla huzuruna çıkmaktan bizleri muhafaza eylesin. Bu da nedir? Bu da kul hakkıdır. Çünkü vefi fi hak hakkul lisa'il vel mahrum zenginlerin mallarında, fakirlerinde, muhtaçlarında hakkı vardır buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Demek ki birinci durakta imandan sorulacak. İkinci durakta namazdan sorulacak. Üçüncü durakta efendim, zekattan sorulacak. Fümme yüz elü filkantaratir rabiati. Dördüncü durak yerinde de neden sorulacak? Ansav mü Ramazan, Ramazan orucundan sorulacak. Oruçtan sorulacak. Fe in, caze. Eğer tamsa yani orucunda eksik noksan yoksa ne yapacak? Geçecek. O da efendim böylece oradan kurtulmuş olacak. Demek oruç meselesi de çok önemli. Orada Sırat Köprüsü'ne bakın bir şey bırakmıyorlar. Yani en önemli rükünler. İslam'ın en önemli rükünleri. Bunları demek ki kaçarı yok. Mutlaka hakkıyla yapmamız lazım. Eksik noksan varsa mutlaka tamamlamak lazım. Evet. Yani cahiliye döneminde, eskilerde, gençliğinde oldu da orucunu yemişsen, bozmuşsan he, mutlaka kefaret. Bir kefaret tuttun geçmişte bozduğun bütün oruçları ne yapar? Yerine geçer. Kefaret olarak yani. Ondan sonra da kefaretin dışında güne gün ne yaparsın? Efendim, e, tutmadığın oruçları kaza edersin. Ama tabi kefaret. Kefaret dediğimiz zaman 60 günü ne Sıra tutacaksın. Onun için böyle kış, kış aylarından efendim başlarsın. Kısa günlerde efendim biraz da sağlığına dikkat ederek çünkü ara vermeden bitirmek lazım. Mutlaka bir kefaret tutmak lazım kıymetli kardeşlerim. Yani Allah'ın huzuruna bunlarla eksik gitmemek lazım. Evet bu oruç çok önemli. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullar. Kütübe aleykumus sıyam. Oruç size yazıldı. Farz kılındı. Kemâ kütübe aleyllezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Leallekum O Umulur ki sakınırsınız, takva olursunuz. Yani orucun efendim, farziyetindeki hikmet yine bize yönelik. Yani adam oluruz, kendimize çeki düzen veririz diye takva oluruz, sakınırız diye ne yapıyor? Mevla Teala bunu bizlere farz kılıyor. Ve bugüne kadar gelen bütün ümmetlerin hepsine de farz kılındığını ne yapmış oldu? Beyan etmiş oldu. Yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Şu orucu tutmayan bir ümmet yok. O halde sen niye tutmuyorsun? allah Teala bunu bütün ümmetlere ne yapmış? He? Hepisine emretmiş. Herkese beyan etmiş. Yani Mevla ne yapmak istiyor? Görmek istiyor. Yani bedeni ibadetlerimizi de görecek. Mali ibadetlerimizi de görecek. Her konuda ne yapmamız lazım? Geçer not almak şart. Namaz kıldın, karnın tok bir şekilde kılabilirsin. Problem yok. Ama Mevla o namazı görecek. Bedenle yapıyorsun mesela. Ama bakalım yemeden, içmeden de efendim durabiliyor musun Allah için? Mevla onu da görmek istiyor. Diğer taraftan da zekat yani mal ile olan ibadet o konuda da görmek istiyor. Demek ki sen malla da ibadet yapıyorsun. Karnın tokken de Allah'a kulluk ediyorsun. Karnın açken de Allah'ın istediği gibi ne yapabiliyorsun? İbadet yapabiliyorsun. İşte Mevla bizi her halde demek ki ne yapacak görecek. Her halimizde, ahvalimizde Allah bizi görmek istiyor. Onun için Ramazan orucu da demek ki ne yapılacak sıratta sorulacak. Femen şeyde minkü müşahra feleyesum. Her kim sizden her kim o aya ulaşırsa, Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun. Dolayısıyla Ramazan ayı geldi mi? Akıl bali olan mükellef olan herkes ne yapacak? Bu orucu mutlaka tutacak. Nedir oruç? İşte imsak vaktinden güneşin batımına kadar yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten oruç niyetiyle Allah rızası için uzak durmak. Diyorsun ki ya Rabbi senin rızan için yemiyorum ya Rabbi. Buzdolapları dolu, marketler dolu, alışveriş yerleri, yiyecek, içecek, meyve suyu her şey dolu ama sen ne diyorsun? Allah'a sözüm var diyorsun. Yemiyorum diyorsun, içmiyorum diyorsun. Önünde su olduğu halde, he, buzdolabında yemek olduğu halde, efendim karşında ekmek durduğu halde Nasıl da açsın, nasıl da susamışsın, gene de ne yapmıyorsun? Yemiyorsun. İşte Allah Celle Celaluhu bunu da bizden görmek istiyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü oruç öyle bir ibadet ki hakikaten. Çünkü bakın buyuruldu ki, Külla amel Adem. Adem oğlunun her ameli yulafu katlanır. Yani Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Yaptığı ameli abar Fazlasıyla katlayarak ona sevabını ikram eder. El hasene câşrem Yani bir hasene 10 misliyle ne yapar? Mukabele görür. İlâ sebe'miyeti 700 katına kadar. Yani 10 mislinden 700 katına kadar Allah verebilir. Sen bir iyilik yaptın. Mevla 10 sevap da verir. 50 de verir. 100 de verir. 700 katına kadar bunu Mevla ne yapabilir? Katlayabilir. Senin niyetine göre, samiyetine göre, ihlasına göre. Yani böyle bir demek ki ne var? E, ölçü var. Men cebil haseneti fele uanşir Her kim bir hasereyle gelirse onun için on misli vardır. Yani bir iyilik yaptın en azı on. On sevap. Ama ila sevmiyeti 700'e Yedi yüze kadar katlanabiliyor mu? Evet. Fakat efendim kâlellâhu azze ve cel Mevla Teala azze ve celle buyuruyor ki İlla savm ancak oruç müstesna. Hadisi kutsidir. Ancak oruç müstesna. Niçin? Fe inne ve en eczibihi. Oruç benim içindir, onun mükafatını ben vereceğim Allah buyuruyor. Yani yapılan iyiliklere, hasenelere he, belirlenmiş bir karşılık var. Yani bunun karşılığı bu, bunun karşılığı on sevap, bunun karşılığı şu kadar sevap. Ama oruç bu hesabın dışında. Çünkü Mevla bakın buyuruyor ki fe innehu li o benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim. Yani kainatın Rabbi olan Allah onun mükafatını ben vereceğim buyurduysa anla ki ne 700 ne bin. Kim bilir ne kadar katlayacak. Ne kadar verecek. Çünkü hakikaten oruç öyle bir ibadet ki Allah'tan başkası için yapılmaz. Yani bir de oruçta riya söz konusu değil. Nasıl riya yapacaksın? Nasıl gösteriş yapacaksın? Değil mi? Namaz kılarken belki gösteriş yapabilirsin. Ya ne mübarek adam ne güzel kılıyor desinler diye efendim kendine çeki düzen verebilirsin. Hakikaten bakıyorsun bazı adam efendim milletin yanında başka kılıyor. Kimse olmadığı zaman patküt patküt kılıyor. Ama millet varken uu, adam zannediyorsun uçuyor adam yani. Ama oruçlu bir adam yememiş, içmemiş. Ben aç mıyım, tok muyum nereden bileceksin? Değil mi? Ha mızmızlanan da ayrı tabii adam. Acıktım, öldüm, bittim, Efendim, dayanamıyorum. Böyle adam da var. Adam bir oruç tutacak, bütün milletin de başına kakıyorsun ya. Efendi Hazretlerimizin babası ne buyurdu? Allah rahmet eylesin. Ne güzel söz söylemiş. Acıkmadıktan sonra, susamadıktan sonra ne anladık o oruçtan? Yani oruç hakikaten Allah'tan başkası için tutulmaz. Öyle ya her yer yemek, her yer su, her yerde gıda ama sen kimsenin görmediği yerde evde bile he ne yapmıyorsun? Yemiyorsun. Belki çoğu günahı millet görmediği zaman yap, yapıyorsun ama he ya bundan da bir şey olmaz deyip arada bir müzik dinleyeyim yok efendim şöyle yapayım gıybet dedikodu harama bakmak ama bu oruç öyle değil bu orucu efendim kimse görmese de evinde tek başına olsan da ne yapmıyorsun yemiyorsun çünkü diyorsun Allah'a sözüm var diyorsun ne yapıyorsun İms e iftar vaktini bekliyorsun hatta oturmuş iftar sofrasına akşama kadar belki de efendim en sıcak günler hararet basmış önünde billur gibi su duruyor. Çorba efendim koyulmuş dumanı tütüyor. Adeta içine düşeceksin ama içmiyorsun. Niye içmiyorsun ya? Ezanı bekliyoruz. İftar saatini bekliyoruz. E bir dakika var ne var canım bir dakikadan ne olacak? Cık. Bir dakika değil yarım dakikada olsa Allah'a verdiğim sözü ben bozamam. Ben o saatten önce yemem, içmem diyorsun. Bu ne büyük ibadet değil mi? O çocuk da görüyor bunu. Bakıyor ki Allah Allah. Babama bak, anneme bak. Helal bu, helal olan şu gıdayı, helal olan, önünde olan şu gıdayı bile bir dakika önce bile yemiyor. Bu çocuk buradan ne ders alıyor? Şu ders alıyor. Ben babamdan gördüm ki, annemden, ailemden gördüm ki, he? bir dakika önce bile helal olan aç olduğu halde helal olan gıdaya dokunmuyorsa ben tüyü bitmedik yetimin hakkına haram olan bir mala el uzatamam der ve milletin malını gasp etmez. İşte çocuğa da böyle bir telkin, böyle bir ders var burada. Evet kıymetli kardeşlerim. Sırat Köprüsü'ndeki efendim, durakları anlatmaya gayret ediyoruz. Orucu anlatıyoruz ama anlatıyoruz. Fakat vakit doldu bir halde geçti. İnşallah bu konuya devam edeceğiz. Hangi duraklar var? Kısa kısa inşallah onlardan da bahsederek, kendimize çeki düzen vererek bu yolda hani Efendim düşe kalka da olsa sapmadan, caymadan, yuvarlanmadan Rabbim Celle Celaluhu cennetine kavuştursun. Cemaliyle efendim buluştursun ve istikamet üzere cümlemizi daim eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.